Ben sizi yaklaşık 3 yıldır dinliyorum, Toplum ve İslam programını. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de aşırı bir derecede mezhepler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor hocam. Bunun da farkına da varmışım. Biz bir ehl-i sünnet itikadında olan bir Müslüman olarak hepimizin de üzerine büyük görevler düşüyor. Biz ne yapabiliriz hocam? En azından bir ev hanımı ne yapabiliriz? Yani İslamiyet'e nasıl hizmet edebiliriz? Biraz bunu açabilir misiniz rica etsem hocam? Teşekkür ederim. İyi günler. Allah razı olsun. Amin. Gelelim efendim dinleyicimizin diğer ikinci bir konu. Maşallah tebrik ederiz, iyi yakalamış onu. Dikkat ettim dedi, dedi meseleleri öğrendikçe dedi. Türkiye'de zaten mesela Mısır, Suudi Arabistan'da bitirdiler o işi. Ondan sonra Vehhabilik hakim oldu Suudi Arabistan'da. Diğerlerinin yaşama imkanı söz konusu değil. Mısır, Fas, Tunus, Cezayir. Buralarda da aynı şekilde bitirdiler. Hele Mısır'da artık El Eser mezhepsiz üretiyor. Türkiye'de de İmam Hatip ve ilahiyatları kuruluş hedefleri, maksatları bu maksat için kurulmuş. Biz İmam Hatip Okulu'nda okurken işte İmam Hatip Okulu'nun son sınıfına doğru yaklaştığımız zaman dinimizin 4 senedinden kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha, icma ve kıyası yok ettilerdi. Kitap ve sünnet kalmıştı. İlahiyat 1. sınıftayken sadece kitap ve sünnet diyorlardı. 4 delilden İslamiyet'in 4 ana temel delili Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, sünnet, ondan sonra icma, ashab-ı kiramın ve tabi'in, tebe-i tabi'in bir konudaki ittifakı ve kıyas, müştehit alimlerin, mutlak müştehitlerin diğer icmada da yoksa, açıkça kitapta, sünnette ve icmada açıkça görülmüyorsa yeni bir meseleyi, buradaki örtülü bir meseleyi bunlara benzeterek hükmünü bildirmesi. Dolayısıyla bu icma ve kıyası kaldırmışlardı. Ve biz ilahiyatı okurken artık kitap sünnet demeye başladılar. Son sınıfa doğru yavaş yavaş gelmeye başlayınca o sünnette sorgulamaya başladılar bugünkü tabirle. İşte canım hani hadis-i şerif ama bu kadar hadis-i şerif yani şimdi Kur'an'a aykırı olmaması lazım hadis-i şeriflerin. Esas olan Kur'an-ı Kerim zaten buna aykırı bir şey olursa orada durmak lazım gibi falan soru işaretleri. Sonra kaldırdılar onu da. Onu da kaldırdılar. Hadis-i şerifi de kaldırdılar. Tek kaynak Allah bir, peygamber bir, kitap da bir. Onun için mezhep neymiş? Açıkça söylüyorlar bunu. Tabii mezhepsizliği pompalıyorlar. Peki efendim, İslamiyet'in başlangıcında tabii insanlar cahil olduğu için onu da kavrayamıyor ve anlamıyor. Mezhep mi vardı? Mezhebe gerek yok çünkü dinin sahibi hayattaydı. Eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimizin hepsi mutlak müştehitti, hepsi mezhep imamıydı zaten. Gerek de yoktu ona. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan aleyhümdan vahiy yoksa veyahut da Peygamber Efendimiz bir şey söylemediyse Eshab-ı Kiram aleyhümdan efendilerimiz iştihad ediyordu. Kendi iştihadları Resulullah Efendimiz tarafından Aleyhisselatü Vesselam işitilince, tasdik edilince o da hüccet ve senet oluyordu. Eğer o isabet etmemiş sonra değiştiriyorlardı. Doğrusu geliyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu için vahiy geliyor. Doğrusu bildiriliyordu. Dolayısıyla dinin sahibi hayattaydı. Muaz bin Cebel radıyallahu teala an hazretlerini Yemen'e kadı olarak tayin ettikleri zaman ne ile amel edeceğini sordu. Kur'an-ı Kerim'e bakacağım. Bulamazsan efendim sizin sözleriniz ve hareketlerinize. Peki bu ikisini de bulamazsan o zaman bu ikisine bakarak hani İştihad edeceğim. Yani Eshab-ı Kiram ittifakından sonra da bulamazsan iştihad edeceğim. Yani kıyası bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu halini doğru olduğunu ve Allah-u Teala'nın ve Resulünün aynı şekilde rızasına uygun cevap verdiğini diye kendisini de taltif etmişlerdir. Tabi bütün bunlar kitaplarda yazıyor. Şimdiki mezhepsizler ve zındıklar bunları alarak gördü mü diyor. Peygamber Efendimiz zamanında diyor çobanlar bile diyor iştihad ediyordu. Dolayısıyla herkes Kur'an-ı Kerim'i kendisi okur, anlar ve iştihad eder. Yani kendi yorumunu yapar. Yorum diyorlar iştihadda. İştihad yorum değil aslında. Halbuki o çoban diye hafife aldıkları Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz Peygamber Efendimiz mektebinde, Peygamber Efendimiz sohbetinde kemale geldiler. Dinin nakli ve akli kısmında zirvelere tırmandılar, iştihat makamına yükseldiler. İştihat makamına yükseldikleri için her biri mutlak müştehit idi. Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin bütün iştihatları kitaplara geçmedi. Yoksa hepsi mutlak müştehitti. Hepsi de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerinden üstünüdüler. Zaten İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin meahaz olarak fıkıh bilgilerini aldığı yer İbn-i Mesud Hazretleri'dir radiyallahu teala. Oradan alıyor. İbn-i Mesud Hazretleri de Eshab-ı Kiram arasında fıkıh konusunda zirvede olan şahsiyetlerden idi.
Peki efendim bu İslam alimleri devre dışı kalırsa, mezhep imamları devre dışı kalırsa ne olur? Zaten bize İmam Hatip Okulu'ndayken önce İslam alimleri devre dışı bırakmaya çalışıyorlardı. Mezhepleri devre dışı bırakmaya çalışıyorlardı. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri metişena ediyorlar. Çok büyük bir zatmış. Fakat böyle kitabında işte uydurma hadisler dağılmış. Koskoca büyük zat, İslam alimi, yani uydurma bir hadis-i şerifi bilemeyecek, 15 yaşta sonra gelecek, çok affedersin taharetlenmesini bile bilmeyen, sabah namazını kılmayan, ondan sonra ne bileyim haram helalin ne olduğunu bilmeyen bu adamlar bilecekler. Buradan bakacak, hadis-i şerifin doğru mu yanlış olduğunu alacak. Onlar bir kere Hicri 5. asırda daha yakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O bilemezse sen hiç bilemezsin. O hadis-i şerifin hadis-i şerif olduğunu o bilemezse sen hiç bilemezsin. Seninki külliyen yalan olur. O bilemediyse, bulamadıysa, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri ulaşamadıysa, İmam-ı Gazali hazretleri ulaşamadıysa sen hiç ulaşamazsın. Senin söylediklerin hepsi külliyen yalandır. Nitekim zaman zaman mesela televizyonlarda böyle konuşanlar oluyor. Bakıyorsunuz, adam diyor ki bu hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Dolayısıyla böyle bir hadis-i şerif yok. Mesela adam etiketi de var, profesör de olmuş. Diyor ki ümmetim 70 fırka erir. Böyle bir hadis-i şerif yok. Kütüb-i Sitte'de var bu hadis-i şerif. Adam oturduğu yerde öyle bir yalan söylüyor ki, niye? Kendisi zındık. Yani zındık ne demek? Hani zındıklar diyor ki İslamiyet'te zındık yok. Zındık ne demek? Kitaplarda anlatılırken iman edenlere mümin, inkar edenlere kafir. Mümin gözüküp de, Müslüman gözüküp görünüp de İslamiyet'i yıkmak isteyen, kendisini din adamı şekline girenlere de zındık denir. Hatta münafık denir buyuruyor. Zındık veya münafık aynı şekilde kullanmışlar. Peki Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun Hulefai Raşidi'nin, dört halifesinin yolundan, eshabının yolundan sapanlara da bidat ehli denir buyuruyor. Kitaplarda bunlar açık, net bir şekilde tarifleri yapılmış. Elbette yapılmıştır. Dolayısıyla mezhep imamların bildirdikleri yorum mudur? Haşa. Nakildir mezhep imamların bildirdikleri. Peki mezhep imamlarını ve İslam alimlerini kaldırdığın zaman orada da İslamiyet kalmaz. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri'ne böyle başlayarak onu küçültüyorlardı. Onun şahsında diğer İslam alimlerini. Dolayısıyla İslam alimlerini devre dışı bıraktılar. Devre dışı bıraktılar. Dinleyicimiz orasını iyi yakalamış. Adam şimdi diyor ki bana tabi olun diyor. Ebu Cehil nasıl hareket ediyordu? Biraz önce şiirlerde, menkıbelerde de aynı şekilde o şey yapıyordu. Diyorlar ki niye Muhammedül Emin'in yalanını görmedik, şeyini görmedik, yalan söylemez diyor. Doğru söyler. Emindir, güvenilir. Hepimizden âlâdır. Niye itiraz ediyoruz o zaman? Onun diyor getirdiğine itiraz ediyoruz. Hatta orada gene kendini kamufle etmiş. Diyor ki peygamberlik bana gelmesi lazımdı. Diyemiyor onu. Bana tabi olun diyor. Hadise bu. Bugünkülerde aynı şekilde mezhep imamlarını, İslam alimlerini hafife alanlara dikkat edin. Adam diyor ki ben kitap yazdım ya diyor. Benim kitabımı okun. Benim. Benim tercümemi oku diyor. Yani paracıklar bana gelsin. Bana tabi ol diyor. Benim gibi dinsiz ol. Benim gibi zındık ol. Benim gibi mezhepsiz ol. Benimle beraber sen de cehenneme git diyor. Müslümanların da aklı başında olması lazım. Dikkat etmesi lazım bunlara. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını aynı şekilde okuması lazım. Hani bazı dinleyicilerimiz, efendim niye ısrarla aynı şekilde tam innaha saadeti ebediye diyorsunuz? Tam innaha saadeti ebediye bu gibilerin aynı şekilde durumunu açığa çıkartıyor. İpliğini pazara çıkartıyor. İpliğini pazara çıkartıyor. Mesela Hakikat Kitabevi'nin yayınladığı Faideli Bilgiler diye bir kitap var. Orada mezhepsizlerin, dinde reform yapmak isteyen ve zındıkların iç yüzü anlatılıyor. Bunlar isim değiştirmişler, aynısını söylüyor. İbn-i Teymiye o zaman ne söylediyse, Mason Abduh ne söylediyse, Mason Cemalettin Efkan ne söylediyse, şimdi kızındıklara bakıyorsun, mezhepsizlere bakıyorsun, aynı şeyi söylemişlerdir. Aynı şeyi söylemişlerdir. Ama efendim işte mevki makam sahibi olmuş. Olabilir. Olabilir. Ahmet Hamdi Akseki Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştı. Ama ilk defa o Reşit Rıza'nın Telfikül Mezahip kitabını, mezhepleri tek bir noktaya cem kitabını ilk defa tercüme eden o. Bu adam Mason Abduh'un talebesiydi. Reşit Rıza'nın kitabını aynı şekilde tercüme etmişti. Ve tabii onun etrafında olanlar efendim işte Diyanet İşleri Başkanı olabilir. Yani bir zamanlar mesela Şeyhülislamlık makamına Musa Kazım diye bir adam geldi. Ve bu adam masondu. Kitaplar açıkça yazıyor. Ve Muhammed Abduh Kahire'de 33 derece mason olmasına rağmen Kahire müftüsüydü. Ha, bu makamları da getirilmişler. Kamufle etmişler, gizlemişler kendilerini. Oralara kadar gelmişler mi gelmişler. Dolayısıyla ahir zaman olduğu için babamın bir sözü vardı. At izi itizine karıştı diye. Dolayısıyla böyle zamanda çok uyanık olmak gerekir. Peki biz ne yapabiliriz? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını mutlaka okuyacağız ve yayacağız. Ve birisi bir şey anlatırken bir dakika diyeceksin arkadaşım. Bir dakika diyeceksin. Bu anlattığın neye göre? Canım mezhep mi vardı Peygamber Efendimiz zamanında? Sana mı tabi olacağım diye soracaksın adama.
sana mı tabi olacağım? Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne tabi olalım, sana mı tabi olacağım? Kime tabi olacağım diye soracağız. Öyle. Abdest alacağım arkadaş, ben nasıl yapacağım bunu? Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Nasıl abdest aldığım yazılı değil. Öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil. Neler okunacağı yazılı değil. Nasıl yapacağım? Adam anlatacaksa şöyle. Hanefi mezhebine göre veya Şafii mezhebine göre. Niye İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin ismini anmıyorsun? Niye Hanefi mezhebi demiyorsun? Niye Şafii mezhebi demiyorsun? Adam koskocaman adam olmuş. Akademik kariyer sahibi olmuş. Bana göre diyor kurban kesmek sünnet. Çok özür dilerim, biraz hani ağır kaçar mı? Çüş derler adama ya. Ya İmam Malik Hazretleri aynı şekilde sünnet buyuruyor. Ondan sonra İmam Şafii Hazretleri sünnet buyuruyor. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri sünnet buyuruyor. Dilin mi kopacak? Yani zaten diğer üç mezhepte sünnettir deyiversen. Dinleyicimizin tespiti doğru. Hasreten o kelimeyi kullanmamak için bana göre diyor. Bana göre. Niye ben sana tabi olayım ki? Niye ben sana tabi olayım? Mezhep imamlarından herhangi birisine tabi olup kurtarmak gerekir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumalı. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını yaymalı. Yarın ahirette Allah-u Teala bizi de hesap soracak. Bunları bilenlere de hesap soracak. Siz niçin çaba göstermediniz? Efendim ama kabul etmiyor. Kabul edip etmemek bizi ilgilendirmez. Biz veririz, anlatırız, söyleriz. Kabul eder, etmez. O da onun bileceği iştir. Peki efendim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.